Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün farklı bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Nike mağazasından satın aldığım Air Jordan 1 modelini inceleyeceğim. Ayakkabının özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonrasında da en son aşamada da ayakta nasıl duruyor hep beraber görmüş olacağız. Öncesinde sizlerle küçük bir bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Air Jordan, Nike'ın alt markası olarak 1984'te Michael Jordan için bir basketbol ayakkabısı tasarlıyor dostlar. Ve bu ayakkabı büyük bir başarı yakalıyor. İlk zamanlarda sadece basketbol ayakkabısı olarak üretilse de sonraları günlük giyimin vazgeçilmezleri haline geliyor. Fakat zaman içerisinde popülerliğini yitiriyor. Zaman içerisinde popülerliğini yitirse de halen sneaker severler tarafından büyük bir ilgiyle koleksiyonlara eklenmeye devam ediyor. Ve şimdi günümüzde bu ayakkabılar tekrar yükselişe geçiyor diyebiliriz ve ben de bugün bu ayakkabıyı incelemek için satın aldım. Genellikle Nike'ın kutularını biliriz. Kırmızı renkte olurlar ama Air Jordan'lar için özel olarak siyah kutu üzerine kırmızı bir logo kullanılmış. Yalnızca Air Jordan'lar için yapılmış bir kutu diyebilirim. Nike'ın şu yönünü gerçekten takdir ediyorum dostlar. Hem ayakkabıya özeniyorlar, gerçekten ayakkabıyı kaliteli malzemelerden yapıyorlar. Hem de böyle güzel, ikonik tasarımlı kutuyla gönderiyorlar. Bu yönünü gerçekten çok beğeniyorum. Lafı fazla uzatmadan hızlı bir şekilde kutuyu açalım. Ayakkabılarımızı kutumuzdan çıkardık. Bu ayakkabının en can alıcı özelliği Gore-Tex kumaştan üretilmesi. Bahar havalarında ve kışında giyebiliyorsunuz. Ayağınızı kuru tutma garantisi veriyor Nike bizlere. Bildiğim kadarıyla Gore-Tex kumaşının askeri standartlara da uygun olduğu söyleniyor. Bu ayakkabıda da Gore-Tex kumaşın tercih edilmesi güzel olmuş. Ayakkabıya şöyle baktığımda şu kısımda Gore-Tex logosunu görüyoruz. Aynı zamanda bu kısımda da Air Jordan'ın ikonik logosunu görüyoruz. Oldukça güzel görünüyor gerçekten. Onun dışında renklerimizi görüyorsunuz şu anda. Yeşil ve gri tonlarının ve siyah tonlarının harmanlanmış olduğu bir renk var elimizde. Taban kısmına baktığımda taban kısmının da gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Hem tasarım açısından hem de kullanılan malzeme açısından gerçekten beni tatmin etti diyebilirim. Nike logosunda şurada görebiliyoruz. Nike baskısında burada görebiliyoruz. Gerçekten her anlamda ayakkabıyı muhteşem yapmışlar diyebilirim. Ayakkabının genellikle deri ve süet malzemeden üretildiğini söylemiş olayım sizlere. Şu görmüş olduğunuz kısımlarda deri malzeme kullanılmış. Yan kısımlarda Gore-Tex kumaş malzeme ve yine bu ön kısımda da Gore-Tex kumaş malzeme kullanılmış. Şu kısımlarda dikişli bir tasarım mevcut. Aynı zamanda şu görmüş olduğunuz yandaki swoosh ise parlak bir yapıda. Gece giydiğinizde ayakkabıyı yansıtıcı özelliğe sahip olduğunda sizlere söylemiş olayım. Ayakkabının iç kısmının yani iç yastıklanmasının oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yumuşak bir dokunma hissiyatı sunuyor bize. Aynı zamanda isminden de anlaşılacağı üzere Air tabanlı bir ayakkabı. Şu görmüş olduğunuz alt taban kısmının hava dolgulu olduğunu sizlere söylemiş olayım. Tasarımdan da gördüğünüz üzere yüksek bilekli bir model, elimdeki model. Zaten isminden de anlaşılacağı üzere Air Jordan 1 High modeli. Aynı zamanda bunun düşük bilekli modelleri de mevcut. En çok tercih eden modeller ise şu anda elimde tutmuş olduğum model diyebilirim. Bunun dışında bu ayakkabı 42 numara bir ayakkabı. Biraz kalıbı dar bir ayakkabı. Yani 42 numara giyen bir birey bu ayakkabı aldığında ayağını sıkma olasılığı bir tık yüksek olabilir. Normal hayatınızda 42 numara bir ayakkabı giyiyorsanız 42,5 olanını tercih etmelisiniz eğer bir Air Jordan 1 High alacaksanız. Elimde tutmuş olduğum model sınırlı sayıda üretilen bir model. Nike bu tarz sınırlı sayıda üretilen ayakkabılar için Sneakers adında bir platform oluşturdu ve o platform üzerinden bu ayakkabıları çekilişle veriyor. Tabii ki de bir ücret karşılığında alıyorsunuz yine. Sneakers platformu üzerinden çekilişe katılıyorsunuz beğendiğiniz model için ve daha sonrasında eğer hani şansınız da yaver giderse ayakkabı size çıkarsa oradan ücreti karşılığında bu ayakkabıya sahip olabiliyorsunuz. Ben bu ayakkabıyı Anka Mall'ın Nike mağazasında satın aldım. Bu ayakkabı almak için de bir iki mağaza gezdim. Çoğu mağazada bulunmuyordu. Anka Mall'daki Nike mağazasında buldum, alabildim. Yani bu tarz sınırlı üretimdeki ayakkabıları almanız için biraz gezmeniz gerekebiliyor diyebilirim. Ve bu arada bu elimde tutmuş olduğum model hali hazırda sattığım bir model. Eğer ayakkabıyı satın almak isteyen arkadaşlarım olursa videonun açıklama kısmına bırakacağım sosyal medya hesaplarımdan benimle iletişime geçebilirler. Evet dostlar, lafı fazla uzatmadan Air Jordan 1 modelinin ayakta nasıl durduğunu hep beraber görelim.
Evet dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte Nike'ın Air Jordan 1 modelini inceledim. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın diyelim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.